Maalesef aşırı zayıflıktan artık deri altı yağ tabakası kalmadığından elleri arkadan kelepçelendikçe cildi yırtılmış ve bilek kemiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Nazi Almanyası'nda ve Sırp toplama kamplarında da zayıflar ve hastalar beslenme yetersizliğinden ölüme terk edilmekteydi. Bir deri bir kemik kalmış tutsakların dikenli teller arkasındaki yardım bekleyen çaresiz görüntüleri herkesin hatırındadır. Ülkemiz hapishanelerinde de bu şekilde Nazi ve Sırp toplama kampları görüntüsü verilmesi çok tehlikelidir. 21. yüzyıl Türkiye'sinde hayatının son döneminde zaten ölümcül hastalıklarıyla boğuşmakta olan, bir deri bir kemik kalmış, yaşlı bir hastaya karşı yapılan böylesine bir kötü muamelenin kabul edilemez, acımasız bir uygulama olduğu çok açık. Tekrar hatırlatmak isterim ki Mete Oktar herhangi bir suçtan dolayı cezaevinde cezasını çeken bir hükümlü değil. Yalnızca ilk duruşmasını bekleyen, hiçbir suçu sabit olmayan bir tutuklu. Aylar sonraki duruşmasında da büyük olasılıkla salıverilecek. Ne var ki 75 yaşında bakıma muhtaç bir hastaya yapılan bu kötü muameleler kişiye verdiği zarardan ziyade devletimize zarar vermektedir. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı içinde yuvalanmış, dış odakların güdümündeki kripto FETÖ'cü ve kripto PKK'lı odaklar, deşifre olmamış elemanları vasıtasıyla ülkemize bu şekilde zarar vermeye devam etmektedir. Bu sinsi plan ile ne Müslümanlıkla ne de insan haklarıyla bağdaşmayan bu vicdansız kötü muameleler sonuçta ülkemiz yöneticilerine mal edilecektir. Mete Oktar üzerinden yürütülen bu oyun Türkiye'yi uluslararası alanda adaletsiz, vicdansız ve zalim, vatandaşını ezen diktatör bir yönetim olarak lanse edilmesine yol açacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında her zaman mazlumun yanında olan devlet büyüklerimizin Türkiye'ye yakışmayan bu uygulamalara ve uygulayanlarına bir an önce müdahale edeceğine olan inancımız kesindir.